Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu bir alışveriş videosu gördüğünüz gibi. Dışarıdan gelen seslerini lütfen duymamazlıktan gelin. Çünkü akşam saati dışarısı full çocukların sesi geliyor. Bugün abimlere, annemlere falan gittik. Birkaç alışveriş yaptık gelirken. Aslında en önemli şey, ilk bunu aldım. Bu nedir? Şöyle göstereyim. Kullananlar bilir zaten, şöyle bakınız. Bu çamaşır asmak için, benim arka balkonu full şey vuruyor. Güneş vurduğu için bunu bir tarafına, bunu bir tarafına, arasına ipler geliyor. Balkonun dış tarafına gelecek şekilde çok yer kapladığı için evin içerisinde ve balkonda bunları aldım. Bunu birazdan yapacak herhalde eşim. Bence çok pratik ve çok güzel bir ürün arkadaşlar bu. Fiyatı 35 TL. Bunu aldım. Devam ediyorum ama poşet sesleri gelebilir. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Şöyle devam edeceğim. Ayran aldım. Ara öğünlerde ve yemeklerle yemek için. İki tane küçük aldım kendime. Bir tane meyveli yoğurt aldım. Kendim de yapıyorum biliyorsunuz zaten ama bazen çok tatlı krizine girmeye başladım bu aralar. Bir buçuk ay oldu. Oluyor çünkü diyette olalı ve bir buçuk aydır doğru düzgün bir şey yemediğim için. Ki ömrümün sonuna kadar yemeyi düşünmüyorum ama ara sıra böyle 2 kaşık 3 kaşık şundan yemek için aldım. Kendim de yapıyorum biliyorsunuz. Devam ediyorum. Bu arada bunun bazısı A101'den, bazısı BİM'den, bazısı Ekomar diye bizim burada market var oradan. Yani anlayacağınız çok karışık. Şu ton balığını aldı eşim ikili. İkili ton balığı aldı. Şu termosu gördüm ve aldım. Rengi olsun. Her anlamda çok beğendim. Tam şey için kullanacağım bunu arkadaşlar. Aromalı su yapıyorum ya. İşte o tarz şeyler için kullanacağım. Rengi de yeşil olması çok hoşuma gitti açıkçası. Devam ediyorum. Şurada neredeyse reçel olmuş çileklerim var. Bunları öğlen aldık ve biraz abimlere aldım, biraz bize aldım ama yarım kilo kadar torbada bayağı ezilmişler. Yani bunlar tam şöyle bakın. Bayağı ezilmiş. Aslında çok fazla ezilmemişler ama sulanmışlar diyeyim daha doğrusu. Şu tarafa alayım. Devam ediyorum. Şu ara öğünde benim kurtarıcılarım. Şunu çok seviyorum. Bonk muydu? Mavi paket olan var ya. O oldukça tuzlu ve yağlı olduğu için o kesinlikle diyetle ilgili bir ürün değil arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bonk muydu? Hatırlamıyorum ismini. Siz benim ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Bunlar tatsız susuz ama daha az kalori tabii ki. Ara öğünde 2-3 tane yiyorum ben. Yanında Nescafe ile ya da Türk kahvesi ile çok güzel gidiyor. Bu aralar bunu da yiyorum. Kepekli bisküvi, şeker ilavesiz olan. Evet. Bunu da yiyorum. Üzerine normal beyaz peynir koyuyorum. Yani son zamanlar öyle yapıyorum. Ya da ara öğünde bir parça yine üzerine beyaz peynir koyup yiyorum. Başka bir şeyler de konulabilir ama ben sadece beyaz peynirle tükettim şu ana kadar. Baharatım yoktu biliyorsunuz. Şöyle biraz baharat aldım. Ama ondan önce çok yine bir ara öğün için, yine tatlı krizleri için Türk kahvesi yanında şöyle bitter çikolata kaplı, daha önce de bunu göstermiştim zaten. İçerisinde 4 tane var. 2 tane yiyorum ben bir ara öğünde arkadaşlar. Şimdi baharatlara geçmek istiyorum. Sizi şöyle biraz indirmek istiyorum. Evet. Maşallah. Ezan okunuyor. Hepsi Hacızade marka arkadaşlar. Bu vardı. Bunu aldım ben de. Çok büyük almak istemiyorum bayatlamasın diye. Karabiber. Kekik. Hindistan cevizi. Kimyon. Tatlı toz biber. Bunların hepsi kaç grammış bunlar? Gramları göremedim. 75 gram. Hepsi aynı. Şöyle 5 çeşit baharat aldım. Şunu kesinlikle tavsiye ediyorum.
muhteşem bir lezzeti var. Tabii yağsız, tuzsuz, hiçbir yağ tuz gelmiyor. O anlamda lezzetli değil ama içerisinde böyle zeytin sevenler için özellikle zeytin tadı yoğun bir şekilde geliyor ve kalorisi çok az. Şöyle bakalım. 66 kalori arkadaşlar. Bir paket 66 kalori ve 15 gram. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben dolmuşta olsun, otobüste olsun midem çok bulantım oluyor yani. Bu küçüklüğümden beri böyledir. O yüzden çantamda hep bundan ya da özellikle çubuk kraker, hatta gelirken yarım paket yedim, var. Şöyle az bir şey kıyma aldım. Dana kıyma. Şöyle kaç grammış? 300 gram kadar. Bir yemeklik aldım. Daha sonra devam ediyoruz. Şunları şöyle kenara çekmek istiyorum. Evet, şimdi çerezlere geçelim. Size sormuştum. O bildiğimiz açık sarı kayısı mı daha iyi, bu gün kurusu dediğimiz kayısı mı diye. Siz onu kesinlikle tavsiye etmediğinizi ve çok fazla işlemden geçtiğini, bunun daha faydalı olduğunu, bu doğal olduğunu söylediğiniz için şöyle koyu renkli olan, gün kurusu olan kayısıdan aldım. Şöyle 400 gram kadar bundan aldım. Ve şunları eşim aldı ama ben de kullanıyorum ara öğünlerde. Kavrulmuş fındık içi. Bir paket. Devam ediyorum. Bunu ben aldım. Ceviz içi. Normal ceviz içi. Bunu eşim aldı ama dediğim gibi ara öğünlerde ben de kullanıyorum. Ama genelde yedim benim şu ikisi. Bu ikisini genelde oyuyor arkadaşlar. Antep fıstığı. Normal Antep fıstığı, kabuklu. Onun dışında şöyle 3 4 tane sade çubuk kraker aldık. Ben çünkü ara sıra yiyorum arkadaşlar. Bir tane çikolata aldı eşim. Ben alsam da bunu değil, bitter alıyorum. Yulafon falan bir dilim kadar koyuyorum. Bunları pek yemiyorum. Şunları da ben aldım arkadaşlar. Kavun aromalı ve karpuz aromalı sakızlar. Bunlar 60 kuruş mu 70 kuruş, tamamen ağzım tatlansın ve çiğnemek için. Bu torbadan da bu kadar çıktı. Şimdi bakalım diğer de ne varmış. Burada da evet, burada da şöyle koyayım önce. Yumurtam var. İkiz tam arkası göstereceğim şimdi. Şöyle 30'lu yumurtam var. Aslında çok geliyor 30'lu. 15'li alacaktım ama bu daha hesaplıya geldiği için bunu aldık. Herkese selam arkadaşlar. Bu bir alışveriş videosu ama çok az şey olduğu için başka bir videoya eklerim diye düşünüyorum şu an. Öncelikle Ankara'nın kepekli makarnasını aldım. Bunu daha önce de almıştım. Yaptım ama inanın yemedim yani fazla. Bir iki çatal aldım, yemedim. Ama ara sıra böyle insanın canı sebze dışı bir şeyler istiyor. Tabii balık yiyoruz, et yiyoruz, tavuk yiyoruz ama ben de yine aldım bundan. Bu sefer az da olsa yemek istiyorum. Eşim o zaman sevmişti. Eşimin hoşuna gitmişti. Bunu da ne kadar 250 gram ikimiz yeriz, tüketiriz. 3 yemek kaşığını geçmek istemiyorum kesinlikle. Böyle. Bu arada rejim çok güzel gidiyor. Çok güzel devam ediyor. Geçenlerde bir video paylaşmıştım. Yağ yakan detoks videosu. Onu yapıyorum. Limonu daha az sıkıyordum ama artık limonu bir tam limon sıktığım zaman içecek daha bir lezzetli olmaya başladı. Geçen gün yaptığım alışverişte bunu Bim'den almıştım. Görürsem kesinlikle gideceğim. Birkaç tane, yani bir tane değil 2-3 tane falan alacağım. Hem cam olduğu için hem boyu böyle görsel olarak da çok güzel. Kullanım açısından da çok güzel. Şöyle detoks sularımı buna yapıyorum. Çünkü plastiğe yapınca kokusu kalıyor arkadaşlar. O yüzden bir tane makarna yazıyor ama erişte. Ne eriştesi ya? Arpa şehriye kafa gitti. Çünkü şu an o kadar geç saat ki. Bunun ne işi var burada? Bu, bakınız. Bunu buraya koymuş. Bunu yapan eşim arkadaşlar. İçeride kek yiyor. Ben de suyumu içtim. O kek yiyor. Çünkü rejim kalmadı onda. Kesinlikle yapmıyor. Neyse ama beni kesinlikle etkilemiyor. Bundan aldım. Bunu çok seviyorum.
şu Breno markanın kahvelerini bir deneyin. Önceden sadece Nescafe içerdim ama artık bunu ikisi bir aradası gerçekten çok hoşuma gitmeye başladı. Bunu artık ezberlediniz. Her alışverişte görüyorsunuz neredeyse. Etiform'un çok tahıllısı. O mavi olanlardan kesinlikle almayın. Bunu sürekli söylüyorum arkadaşlar size de. Kalorisiz olan bu. Etiform. Daha sonra çubuk kreker aldım. Bir tane. Bunu da alıyorum neredeyse hep. Ama çünkü bazen canım hiçbir şey yemek istemiyor. Midem böyle bir rahatsız oluyor. Özellikle arabadayken ben midem gerçekten hiç iyi değil yani. Uzun yola dayanıklı biri değilim. Bunu kavanoza koydum. Yeşil çayım bitmişti. Bir de gördüğünüz gibi yeşil çayı aldım. Bunu nasıl yaptığımı gösterdim mi bilmiyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuna dolduruyorum. Bir fincan dolusu sade bir şekilde içiyorum. Ama kahvaltılarda ben bunu pek sevmiyorum açıkçası. Böyle arı öğün yanında kuru kayısı falan o tarz seviyorum. Bir tane şundan aldık. Bunu niye aldık? Daha önce de almıştık ama tamamen indirimde diye. Bunu açmayacağım, koyacağım. İşte Nazlı, Berat birileri gelince açarım, tamamen indirimde diye aldık. Bunu biz almadık. Bunu abim almış. Kütahya'dan mı nereden bir yerden alıyor o. Oraya gidip almıyor tabii de. Oradan gelen bir kuru fasulye bana da verdi şöyle. Ne kadar var burada bilmiyorum ama bu kadar alışveriş videom kısa oldu. Ama dediğim gibi bunu sade yayınlamam. Bir şeyin arkasına ya da önüne ekler o şekilde yayınlarım. Neyse, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.